İzleyenler, bir Desibel programıyla daha karşınızdayız. Bugün çok yoğunluğunun arasında bize zaman ayırıp gelen sevgili yazar, akademisyen, bir sürü şey sayabilirim aslında. Ferhat Atik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programın ismini şimdi fark ettim. Desibel olduğunu, çok ince bulunmuş, güzel. Evet, ben güzel, buldum güzel. Ve çok da güzel tepkiler alıyorum. Evet, evet, diyeyim. Gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Çok yoğunsunuz. Sosyal medyadan da evet, takip ediyoruz. Dolayısıyla görüyoruz. Daha iyi hareketli olduğumuz için. Yoğunluk iyi bir şey. Evet, yine bugün gideceksiniz sanırım, değil evet, mi? Evet, bu akşam inşallah Düsseldorf'a gidiyoruz. Almanya'da bir seminer ve fuar var. İmza günümüz var. Blue Guardian'la ile birlikte. Bu akşam yine yollardayız. Evet. Şimdi en son çıkan kitabınızı biraz konuşalım. Sonrasında çıkacakları biraz bahsedelim dilerseniz. Tabii. Öyle başlayalım. Şimdi yeniden senle aslında şey şimdi. Yani onun gezisi tüm bunlar. Fuarlar hep yeni kitaptan sonra tekrar başlıyor ya. Bu yeniden senin gezisi diyelim. Bu yeniden sen içinde tasavvufu barındıran, insanın kendi gelişimini de sağlayacak. Aslında din ve insan arasındaki ilişkinin modern zamanlarda nasıl kurulacağını anlatan, İşte yaklaşık 80-85 bölümde oluşan bir kitap. Güzel tepkiler aldı. Çok iyi satışlar oldu Allah'a şükür. Türkiye'de ve Avrupa'da bayağı gidiyor yani kitap. Biz de peşinden gidiyoruz artık. O önde gidiyoruz, arkasından gidiyoruz. Dolayısıyla bu onun turu. Orada bir temel felsefe olarak insanın kendini daha iyiye yönlendirmek için kendi içindeki değerleri ortaya çıkarması savunuluyor. Bu yüzden yeni bir sen yaratmak yerine yeniden sen dediğim mesele kendinden tekrar bir doğuş aslında. Çünkü herkeste o cevher var, o öz var Allah'ın verdiği. Bu öze dönmek, onu keşfedip de ilerlemesini sağlamak üzere anlatılan bir sürü konu var tabii. Gerek derslerde, gerek işte yaptığımız teke tek seans gibi derslerimizde her yerde anlattığımız şeylerin kitaba daha özel bir şekilde yerleşmiş hali bu. Ve dönüp onları anlatmaya da tabii devam ediyoruz. Nasıl yorumlar alıyorsunuz pek kitabı bitirenlerin? Yani hiç olumsuz bir şey gelmedi şükürler tabii. Olsun. Bir sürü okuyucu, yani binlerce insandan hep güzel güzel hemen her gün bir şeyler geliyor. Genel şeyler yanında bir sürü özel dokunuşlar da var insanların hayatına. Gerek kişisel deneyimlerimiz, gerek insanlardan edindiğimiz deneyimler. Bir de zaten tasavvufun kendi zenginliği, öyle büyük bir bilgi ve merhamet okyanusu ki tasavvufun kendi zenginliği her insanın her derdine çare. Bunları içinden keşfederek bir kitaba yansıtmak ve sonra tekrar onların insanlarla buluşmasını sağlamak herkese iyi geliyor. Genel yöntem olarak da bu tercih edildiğinde tabii bizim için mutluluk verici bir şey. Çünkü insanlar hep güzel şeylerle dönüyor. İşte hayatımızı değiştirdi diyor, bu cümle benim cümlem diyor. Birileri bir yerlerde yazmış, tabaklara, çanaklara yazmışlar, duvarlara yazmışlar sözleri. Çok keyif verici bir şey. Denk geliyor. Yani bu bir tevafuk. İnsanların hayatına bu cümleler denk geliyor. Herkes kendi cümlesini seçmeye başladı. Aslında siz de iki cümleyi seçmişsiniz. Ben de ondan bahsetmek istiyorum. Yine yeniden sen eğitimleri de verdiğiniz için. Biri harekete geçmezsen niyetinin hiçbir anlamı yoktur. Kesinlikle. İkincisi de bir niyetin yoksa da harekete geçmenin hiçbir anlamı yoktur. Kesinlikle. Bu ikisi de aslında. Aynen öyle. Şimdi ben aynı zamanda iletişim fakültesi hocasıyım. Fakültede yeni öğrencilere hep şunu söylerim. Amacınız, yani hangi bölümde olursa olsun tabii çocuklar, amacınız bu okulu bitirip diploma almak olmamalı. Hedefiniz bu olmamalı. Hedef ondan bir adım sonrası olmalı ki okul eğlenceli yetsin. Hedef diplomaysa tadı yok bunun. Diplomayı ite kaka alacaksın. Hiçbir anlamı yok ama hedefin diplomadan bir adım sonraysa o hedef için okuldaki birçok şeyi daha iyi anlayacaksın. Yani kendine daha özen göstereceksin. Burayı iyi bilmem lazım çünkü burası benim eğitimimde hedefim için daha önemli bir yerdir gibi. O yüzden gerçekten insanlar kısa, orta, uzun vadeli hedefler, amaçlar koymalı. Çünkü amaç dediğimiz şey bizi umut olarak da bağlıyor. Umudumuz oluyor bir şey yapmaya. Tabii. Yani bu şuna benziyor. Evden çıktık gidecek adresi yok. Boş dolaşma. Ya o dolaşmanın eğer amaç boş boş dolaşmak değilse tabii o da olabilir aynı mesele de. Bir yere gitmek için çıkıyorum ama nereye gideceğimi belirlemedim. Anlamsız bir yolculuk olur o. Dönüp dolaşıp muhtemelen aynı yere varırsın. Hayat da böyle. Bir hedef, bir amaç koymazsam önüme, bir umudum, bir hayalim yoksa nereye doğru gideceğim, destinasyonu bilmem gerekiyor. Bunları önce hayaller,
Sonra da amaç ve hedefler oluşturuyor. İşte tam da bu aslında. Yani harekete geçeceksen bir hedefin olmalı. Nereye doğru hareket edeceğim bunu bilmen gerekiyor. Bir kişi yeniden sen olmaya niyetlendi diyelim. Hı-hı. Tek başına yaşamıyor sonuçta. Ailesi var, ebeveynleri var ya da kendi kurduğu bir aile var. Tek başına o kararları verdi ama çevresindeki insanlar bunu ister istemez. Hani diyete başlanır da güzel bir pasta gelir ya onunki gibi. O kısımda nefsine nasıl hakim olmalı da yine koyduğu şeye doğru yürümeli. Tabii onu şimdi merak metodolojik edin. Olarak aslında kronolojimiz, sıralamamız önce nefsle kavgayla başlıyor. Yani bir insanın yeniden kendini bulması, kendindeki cevheri keşfedip onunla hayatta yolculuk almaya başlaması, önce nefsiyle bir kavgaya onu sokuyoruz. Yani ilk onları öğreniyor. Evet. Merhameti yeniden öğreniyor, alçak gönüllülüğü, sabrı yeniden öğreniyor. Bu sözcüklerin hepsi herkesin çok iyi bildiği sözcüklerdir. Ama derslerde anlattığımda ya da derslerde ne yapacağını söylediğimde hepsi ilk defa duymuş gibi bakar. Çünkü bunların uygulamada ve hayatta başka yerleri vardır. Biz sıradan şekilde biliyoruz. Ama derinliğini anladığımız zaman herkes ha sabır bu muymuş diyor. İşte birine tolerans göstermek, tahammül etmekle sabır arasında fark demek böyle bir şeymiş diyor. O zaman zaten nefsle kavga başlıyor. Birçoğumuz habersiziz nefsimizi yaptığından ve bilinçli yaptığımız zannederiz. Bu cümleyi çok duymuşumdur. Biri bir tütün ürünü kullanıyor. Hı hı. Ve ona diyorsun ki ya bırakabilirsin, istersen bıraksana bunu. Çok seviyorum diyor. Yok öyle bir şey. Öyle pis bir şeyi kimse çok sevemez. Öyle zannediyor. Nefsi bırakmasın diye kendisine bunu söyletiyor. Ben bayılıyorum buna. Böyle iğrenç bir şey insan bayılır mı? Niye kaşık kaşık fare zehri yemiyorsun? Dolayısıyla bu gibi şeylerde görüyoruz ki aslında bazı şeyleri içgüdüsü olarak, toplumsal ölçekte, bir sosyolojik olarak içimizden gelerek söylemiyoruz. Öyle öğrendik, öyle alıştık kendi kendimize tabii ki. Dışarıya öyle vuruyoruz. Yoksa birçok şeyden insan vazgeçebilir ve yerine de çok güzel şeyler koyabilir. Bunu yani binlerce insan da gördüm bugüne kadar kişisel tarihimde. Böyle değişen binlerce insan gördüm. Doğrudur. Tasavvuftan konuşmak istiyorum. Yine tasavvuf ana bilim dalının diğer bilimlerle ilişkisi nedir? Nasıl ayırmalıyız tasavvuf olduğunu? Tabii şimdi tasavvuf bir kendimizi bir iyileştirme disiplini. Bakış açımızı değiştirme disiplini. İnsan olarak yaşamayı öğrenme disiplini. Yani bugün düşünün bizim karakterimizi oluşturan en önemli yıllar pedagojik bilgiye göre ilk 7-8 yıl, 10 yıl. Oraya kadar karakter oturuyor bizim. Ve o ilk 7-8 yıl içerisinde biz ne yazık ki sorumluluğumuz bize ait olmadan ebeveynlerimizin çocuğu olarak yetişiyoruz. Onların depolamasıyla bir karakter oluşturuyoruz. Şimdi bugün 50 cc minicik bir motosiklet bile kullanacak olsanız sınavlardan geçmek gerekir, lisans almak gerekir ama anne baba olmak için böyle bir şey yok. Kafamıza göre anne baba olabiliyoruz. Onları nasıl yetiştireceğimizle ilgili çok da böyle genel geçer kurallar gibi işte tacizler vesaireler gibi kurallar dışında kural da yok. Şiddet yapma etme gibi. Çünkü devlet buna müdahale eder. Yani bir çocuğu nasıl yetiştireceğimizle ilgili biz istemezsek anne baba olarak bunu bilmiyoruz. Biz istersek öğreniyoruz. Bilmeden çocuğu kendi doğrularımızla yetiştiriyoruz ama kendi doğrularımız bazen doğru bildiğimiz yanlışlardır. Ve bu çocuklar ortaya karışık yetişiyorlar. Bu çocuklar gelecek, bu çocuklar şu, bu, bir sürü edebiyat yapıyoruz üzerlerinden ama onları yetiştirmek için profesyonel bir yardım almamışız. Şimdi önce ebeveynler, herkes insan olmayı önce öğrenmesi gerekiyor. Biz insan olmak için de lisanslı değiliz. Böyle bir sınav yok. İyilikle ilgili, kötülükle ilgili, günahla ilgili, haramla ilgili, bunlarla ilgili de bir lisans sahibi değiliz. Herkes kulaktan doyma. Bir tane tırnak içinde bir ifade var. Benim kalbim temiz, gerisi doğru, gerisi önemli değil. Gibi bir tane çok sığ bir bakış açısı var. Bu yeterlidir diye düşünüyor herkes ama işin derinliğinde tasavvufa indiğimizde birincisi hayatın her sözcüğü yani yaşamımızda işte mutluluk, huzur, şu bu, yardım, iyilik bilmem ne hepsinin ne kadar derinde izleri olduğunu görüyoruz. Bunları anlarken kendi kişisel geçmişimiz, travmamız, öykülerimiz ortaya çıkıyor. Ve onları tamir ede ede yeniden buluşuyoruz kendimizle. Süreç böyle işliyor. Bu yüzden tasavvuf bu derinlemesine insan yolculuğunun sadece bir yol haritası. O bir din değil.
tasavvuf İslam'dan önce de olan bir şey. Felsefe diye bir insan olma felsefesi hı hı. diyelim. Yani bakış açımızı yenileme prosedürü diyelim. Yüzlerce isim veya yüzlerce hı hı. tanım yapabiliriz tasavvuf için. Ama bir din değildir diyebiliriz. Ha, İslam'a sırtını dayadı çünkü İslam'ın felsefesi mükemmel. Fevkalade bir İslam felsefesi var elimizde. Tabii bu tırnak içinde söylüyorum bunu. Kimi yobazların, şunların, bunların anlattığı gibi cennet, cehennem, odur, budur, işte namazını kılla gerisi, boşver gibi yine sığ ve yavan şeylerden bahsetmiyoruz. İslam'ı derinlemesini anlamaktan bahsediyoruz. Yani içindeki adalet duygusuyla, hukukla, içindeki hümanizmle, içindeki sosyalizmle, içindeki idare bilinciyle. Yani İslam'ı bir büyük bir doktrin olarak algıladığımızda tasavvuf bugüne organize olabiliyor. Yoksa tıkanmış bir yerde birilerinin söylediği gibi fıkıh denen bir şeyleri birilerinin yazdığı gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ve bana sorarsanız yani bu bir eleştiri ise eleştiridir. Yaklaşık 15 yüzyıldır var olan İslam'ın bunun neredeyse tamamı Arap kültürüyle geçtiği için normal olarak İslam'ın temelleri Arapların toplumsal kültürüyle birbirine geçmiş durumda. Tasavvuf bize bunu ayıklamayı öğretiyor. Yani gerçekten İslam'ın değerlerini anlamamız için tasavvuf bize kendisine bulaşan kirli kültürleri veya olumsuzlukları temizlememizi öğretiyor. O zaman herkes seviyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'daydım. Çok da büyük bir seminerdi. Çok ilginç bir yelpaze vardı karşımda. 4 tane süzme ateistle karşı karşıyaydım. Oo. Yüzlerce kişi içerisinde. Yine aralarında Yahudiler ve Ermeniler vardı. Bir Hristiyan grup vardı. Tüm sizin sorularıyla sıkıştırmak için mi? Yok, hiç soru yok. Ha. Bayıla bayıla dinliyorlardı. Hı. Çünkü tasavvufu bir din olarak görmeyeceğimiz için ve İslam'ın da en iyi anlatan yöntem olduğu için merak ediyorlar. Öğrenmek istiyorlar. Ve mesela 4 tane ateist vardı. Yani inanılmaz tartışan insanlar benimle. Oradaki sohbetten sonra şu anda öğrencimler, öğrencim oldular. Tasavvufu öğrenmek istiyorlar. Çünkü bu bir empoze değil, bu bir kalp daveti. Tabii. O kalbine gelen o davete icabet edenler bu huzurlu yolda ilerliyorlar ve ilerleyecekler. Tersine daha tanık olmadık. Peki bildiğimiz muhafazakar kesim, biz de öyle olabiliriz. Bile tasavvufu felsefe olarak görünce daha dinlemeye başladılar. Bunu anlatıyorsunuz değil mi aslında? Kesinlikle böyle. Yani şöyle söyleyeyim. O dininin korkutucu tarafı cennet, cehennem falan o yok da daha böyle teslimiyet, rahatlık işte bu şekilde evet. anlattığınız zaman daha da iyi anlaşıldı. Korku kesinlikle. İnsan anlaştırmaz ama bu rahatlık anlattı. Evet. Avrupa'da bir ülkede kendi kendini organize olan 16 tane imam öğrencim var. Gelmelerinin nedeni sadece şu. Bizim anlattığımızı sen 21. yüzyılda nasıl anlatıyorsun? Bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Aynı Kur'an, aynı güzel kitabımız, aynı güzel Allah konuşulan, aynı güzel peygamberimiz konuşulan ama nasıl bir dille aynı şeyler anlatılıyor? Bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Sadece bunun için imam onlar. İçlerinde hafızlar var. İçlerinde ezan rekortmenleri var. Yani bunlar aslında kendi alanlarında çok başarılı insanlar, çok da güzel insanlar, çok da iyi imamlar. Ama bakış açımızı ve kullandığımız dilin yeni yöntemlerini görmeye çalışıyorum. Ne kadar aydın bir bakış açısı. Biz İslam'dan, imamlardan, hacılardan, hocalardan bunu bekliyoruz. Çağdaş, medeni, insan haklarını, kadın haklarını, çocuk haklarını, hayvan haklarını %100 savunan bir bakış açısıyla İslam'ın mükemmelliğini anlatmalarını bekliyoruz. Erkek egemenliğiyle bezetilmiş, baskıcı ya da sadece İslam'ın ritüelleri dışına çıkamayan, felsefeyi içine almamış, sanatı içine almamış bir İslam, İslam değildir. Eksiktir. Fazlalıkları var ve eksiklikleri var demektir. Edep diye bir sözcük var. Böyle terbiye, ahlak gibi gelir ama aslında edep bir ölçü birimidir. Ölçülü olmaktır edepli olmak. Ne az ne de çok olmaktır. Tam kıvamında demektir. Optimum. Dolayısıyla İslam'ı anlatırken de buna ihtiyacımız var. Ne özünü bozacağız ne de aşırıya kaçacağız. Nereden buraya ilerledim? Çocukken gittiğim bütün camilerde, her yerde hocaları, tabii şimdi öyle değil çok şükür, yani o halde değiliz şu anda. Çok şey değişti geçtiğimiz 20 yılda bu anlamda. Çok güzelleşti. Bu konuda biraz daha özgürleşti insanlar inancı anlatma konusunda. Yıllar önce 80'ler, 70'lerin sonunda gittiğim camilerde duyduğum iki şey vardı. Bunu yaparsan cennete girersin, bunu yapmazsan cehennemde yanarsın. İçim titrerdi. Gece cennet, cehennem rüyalarıma girerdi. Ne böyle bir çocukluk öneriyorum birisine,
ne de böyle bir inanç anlatımı. Yani İslam'ı bu kadar dar kapsamda anlatmamız İslam'a yakışmıyor. Çok güzel. Peki tasavvufun günümüz tarikatıyla ilişkisinden de bahsedelim isterseniz. Tabii tarikatlar, ödümüz patlıyor bu tarikatlardan. Ne bileyim ben mürşitlerden, müritlerden bu sözleri kullanmaktan ödümüz patlıyor. Çok da haklıyız korkmakta. Çünkü daha bu yüzyılda gördük Türkiye'de yahu bir tarikat terör örgütüne dönüştü. FETÖ'yü gördük. Terör örgütü çıkardığı içinden bir tarikat. Böyle bir rezillik olursa tarikatlarda insanlar tarikat deyince bundan korkmakta, tüylerinin diken diken olmasında yerden göğe kadar haklıdırlar. Yani bunu nasıl, herhalde bu dünyada kurulacak bir cümle değildi bu. Bir İslami inanç örgütü terör örgütüne dönüştü. Aman Allah'ım nasıl bir şey bu? Yani bu cümleyi 40 yıl düşünse kuracağımızı yıllar önce söyleseler inanamazdık. Çünkü taban tabana zıt terör ve İslam, taban tabana zıt. Bakmayın batılıların İslami terör dediğine. Bugün dünyada canlı bomba olarak patlayan insanların %30 küsürü Belçika vatandaşı. Evet, İslami kökeninden gelmiş ama sen vatandaşlığı kime verdiğinin farkında mı değilsin? Hı. Batı İslami terör diyor ama kendisine bakmıyor. Dolayısıyla tarikat dediğimiz şey aslında bir dönemin okul sistemleri. Orada bir tane şeyh var, bu bir öğretmen, baş öğretmen, altında öğretmenler var. Bunlar mürşitler, mürşit öğretmen demek. Ve altında müritler var, mürit de öğrenci demek. Ve bu sözcüklerin hiçbiri de kötü şeyler değil. Tarikatı bir okul kabul edeceğiz, işte şeyhi bir baş öğretmen, mürşit bir öğretmen, mürit de bir öğrenci. Bunun Arapçaları zaten kötü bir şey değil. Ben birinin müridiyim dediğinde bir insan zaten 1930'larda, 40'larda Kıbrıs'ta bile böyle konuşulurdu. Neden? Çünkü öğrencinin Arapçası bu demek işte. Ki mürşit, Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyerek o kutsal cümlenin içinde tabii, geçen tabii. Ve mesela o cümle ne kadar güzeldir. Yani burada Aziz Atatürk demiyor, İşte mürşit önemsizdir, mürşit yobazdır, mürşit bir şey diyor ki öğretecek olan yani öğrenme sistemi, öğretmen diyor, ilime de bakacak. Hı. Nitekim Hazreti Peygamber de böyle diyor, ahiret ve dünyayı dengeli yaşamalıdır diyor öğretmen yani mürşit. Şimdi bu kavramlardan bakıp herkesin aynı yolda yürüdüğü, çünkü hepimiz neden dünyadayız? Dönüş yolculuğundayız. Herkes aynı yolda yine Allah'a kavuşmak için yürüyorsak, ilerliyorsak başka bir yere gitmemiz mümkün değilken neden bir okul olmasın, neden bir tarikat olmasın? Ama tarikat denen kavramı bozan yine onu üretenler oluyor. Hmm. Yani bazı insanlar hırsız, bazı insanlar tacizci, tecavüzcü. Bu tırnak içinde kimi insanlar kendini şeyh diye bilmem ne diye lanse edip edip rezillikleriyle değil mi, gündeme geliyorlar. Aslında değil mi? Ve insanlar da sokakta normal olarak şunu diyorlar, aman Allah'ım diyor, bu tacizci hoca gibiyse Müslüman, ben Müslüman değilim diyor. Oysa diyorum ki tam tersini söyle, Müslüman sensin, o değil. Çünkü böyle bir İslam yok. İslam insan sevgisini, İslam çocuğu, İslam kadını, adaleti, hoşgörüyü, tevazuyu, alçakgönüllülüğü hepsini birden bir insanda inşa etmeye çalışan bir bilim. Bunun neresinde taciz var, neresinde haksızlık var, adaletsizlik var, neresinde yalan dolan var, hile hurda var. Bunlara bulaşanların birçoğu da tarikatlardan çıkınca insanlar tarikat sözcüğünden, ben de dahil, tüylerimiz diken diken olmaya başladı. Ancak bütün tarikatlar, bütün hocalar, bütün mürşitler, bütün şeyhler bunların hepsi kötü demek değil. Toplumun içinde de bir istediğiniz kadar çağdaş bir toplum, yani Norveç'i ileri demokrasi ve çağdaş bir ülke kabul edelim. Öyle görüyoruz eğitimde vesaire. Bazı ileri noktaları var. Peki bu Norveç'in %100'ü mü mükemmel? Hiç mi bu beş parmağın birbirinden farkı yok? Hiç mi kötü yok? Her yerde, her toplumda bu var. Tarikatları yan yana dizersek, evet onların içinde de bir sürü, tırnak içinde söylüyorum, işe yaramaz olanlar var. Ama tabii ki çok değerli, kıymetli hocalarımız da var bunların arasında. Bütün tarih böyle geçti. İyiler ve kötülerin savaşı. Şimdi burada kötüler var diye iyileri yok mu sayalım? Yoksa kötülerin karşısında iyilerle bir mi olalım? Onları daha da azaltmak için kötüleri. Bunu tercih etmek gerekiyor. Yoksa tarikat dediğimiz sözcük bugün anladığımız anlamda birilerine yakıştırarak korkulacak bir şey değil. Ama bak diyorum ki beni de irite ediyor sözcük. Düşünün ama değişime uğradı. Ama tasavvuf ilk başladığı tasavvuf ilmi mi diyeyim, felsefesi mi diyeyim, nasıl tabir edelim bilmiyorum ama doğduğu günden beri misyonunu devam ettiriyor hiç bozmadan, değil mi? Kesin değil de şimdi ta en eski çağlardan beridir. Bir bilgi bir yerde birikip
insanın yararına onu bilenler tarafından aktarılmaya başladığında tasavvufun ana felsefesi de doğmuş oluyor. Biriken bir tecrübe ve bilgiyi aktarıyoruz. Tamamen iyi niyetle. Hiçbir menfaat gözetmeden ve bir ayrım yapmadan adil bir şekilde paylaşmaya başlıyoruz. Bu zaten tasavvufun çalışma sistemini doğuran bir şeydir. Sonra her geçen gün bunun üzerine yeni bir takım değerler gelmeye başlıyor. Sonra bunun içine bilgi yanında inanç girmeye başlıyor. Sonra inançlar tarihine bakıyoruz, dinler tarihine. Yani sadece dinler de diyemiyoruz buna. Aslında inanç sistemleri diyoruz. Çünkü puta tapanınki de bir inanç sistemi. Hı hı. Bana göre yanlış, kendisine göre bir zamanlar doğruydu. Modern çağlar yaklaşınca daha aydın ve daha mantıklı şeyler gelmeye başladı. İnsan yaptığı bir biblonun tapılamayacak bir şey olduğu öğrenildi. Ama o da kendisini ona inandırarak şifa buldu. Telkin meselesiydi bu. Dolayısıyla bu telkin sürecinin zirvesine gelenlerden biri de tek tanrılı dinler. Buna baktığımızda tasavvuf her zaman insanın düzgün insan olmasını hedefledi. O yüzden dediğiniz tamamen doğru. Nasıl başladıysa aynı istikrarla devam ediyor. Farkı nedir? Her geçen gün daha da doluyor. Yani tecrübe grafiğini ya da kendisine ait olan birikimi her geçen gün daha da artırıyor. Bizim için de esas mesele bu aslında. Daha da artması. İnsanların insanlara daha da faydalı olması. Şimdi Hazreti Peygamber diyor ki insanın diyor en faydalısı, bakın demiyor en çok namaz kılandır, en çok şunu yapandır, bunu yapandır. Diyor ki insanın en faydalısı başka insana faydalı olandır. Buradan hareket etmek gerekiyor. Yani bu cümle de ona aittir. Dolayısıyla eğer biz bir şeye inanarak ilerlemekteysek inandığımız değerlerin içindeki öz değerleri korumalıyız. Kesinlikle. Yine bir soru da var, onu da sormak istiyorum size. Bir mürit, mürşitinin herhangi bir konuda yanıldığını görürse onu nasıl anlamalı, nasıl ayırt etmeli? Yanıldığını görürse. Yanıldı, kendi fikirde değil ama nasıl uyaracak? O da hocası yani sonuçta. Tabii şimdi eskiden olsa yani 7-8 ayda bir soru sorabiliyorduk. Çocuk dönemleri kolay değildi bu işler. Her şey biraz daha katıydı. Ama şimdi mürşit dediğimiz kavramlar zaten Hazreti Peygamber'in de dediği gibi yani böyle göklerde uçan insanlar değil. İşte sizin benim gibi insanlar bunlar. Öğretenler aslında ve öğrenciye bir şey öğretirseniz ve öğrenci size bir tane hata yakalarsa benim çizgime göre en uygun bir dilde ona söylemek gerekir. Nasıl ki hepimizi pozitif eleştiri şeklinde ona katkı koymaya çalışacağız. O da rahatlıkla bunu söyleyebilir. Çünkü beşer şaşar denir. Yani insan hata yapmaya meyilli bir canlıdır. Ve bu bir mürşidi, bir şeyhi, herhangi birini, Hazreti Peygamber'i imtinayla dışarıda bırakıyorum. Hata yapmaktan alıkoyamayız. Zaten fıkıhın radikal tarafı der ki günahla irtibatı kesilen kemale eremezler. Bu demek değildir ki koşun kendinizi günaha atın. Ama bu demektir ki günahına rağmen tövbeni ve Allah'a dönmeyi bil demektir bu. Gel demektir. Yeniden gelebilirsin demektir. Bu işte ben günahkarım, vazgeçtim, artık benden bir şey olmaz demezsen yine gel diyor. Tabii. Mevlevi tekkelerinin dedikleri gibi. Yani günah şey tövbeni 1000 defa bozmuş olduysan da gel, ama bu demek değil. Gel de gene gidersin 1000, 2000, 5. Yok artık bir dur, artık bir tam tövbeyle gel demektir. Evet. O yüzden bir öğretmene, bir öğrencisi arzu ettiği ve ikisinin arasındaki disipline ve ikisinin arasındaki hiyerarşik saygıya uygun bir şekilde o bu anlatılan şeyin doğru veya yanlış olduğunu söyleyebilir. Bunun günümüzde böyle public şekilleri de var. İşte yazarlar bu doğru mu diye mi? Ama bu gibi olaylardaki en ince şey yüzüne söylenir. Bizzat ona söylenir. Kimse kimseyi, öğretmen de öğrenciyi rencide etmeden bu hatayı paylaşabilir. Çünkü belki de öğrenci bir şeyi yanlış olduğunu düşünüyordur. Ama belki bir açıklama gelecek ve onun doğru olduğuna inanacaktır. Doğru. Çünkü hiç kimse bu hayatta doğrunun mutlak sahibi değildir. O Allah'ındır. Yani doğru ve hakikat Allah'a aittir. Malikil mülk, biz dahil herkes ona aittir. Dolayısıyla hiçbir şekilde bizler her zaman her doğruyu biliyoruz diyemeyiz. İstediğimiz kariyerde olalım, hala öğrenmekteyiz. O yüzden sen bana bir şey öğretirsin, ben ona bir şey öğretirim, o öbürüne bir şey öğretir, o gelir öğretir. Arada birileri hata yapabilir. Birbirimizi kollamak için doğru olup olmadığını konuşmamız gerekir. Bu kurtarıcı bir şeydir. Herkesi kurtarır. Ama benim içimde bir şüphe var. Bana yanlış bir şey söylediniz ama çekiniyorum bunu size söylemekten. Kötülük yapıyorum size. Belki de haklıyım. Bu sefer siz yanlışı doğru bilip öyle gideceksiniz.
Ben öğrenciysem size uygun bir dilde söylerim ki ha bakarsınız bu şey olur. Ha mürşit de çıkıp hoca da karşısında sen kimsin de bana bunu söylersin derse ben de ona tekrar söylemeyi tercih etmem. Zaten o mürşit de pek o yolda biraz sertmiş diyelim hadi. Kesinlikle kabul etmiyorsa en büyük benliği var demektir zaten. Kesinlikle. Peki yine hocam tasavvufta duanın yeri ve önemi nedir? Bir de teslimiyet var. Teslimiyetle dua aslında biraz çelişiyor gibi oluyor. Gönlümüzden istediğimiz zaten hem dua olarak geçebilir hem de akışa bırakma teslimiyette ne olacaksa olsun kader var. Bunlar biraz... Evet. Dua, teslimiyet ve kader. En popüler sorular. Nasıl oluyor da bunlar bir araya geliyor? Evet. Şimdi dua çok basit anlamıyla kalbi bir talep sürecidir. Yani biz yaratıcımızdan bir şey isteriz. Bu bir duadır. Ama tabii dua etmenin yöntemi var. Yani elimi açtım istedim diye olmuyor bu iş. Şöyle anlatabilirim bunu. Şimdi dua ne demektir? Aslında Allah'ı kalbime davet ediyorum. Ya Allah'ım diyorum gel kalbimdeki bu isteği gör. Çünkü ihlasla etmeliyim. Samimi olmalıyım istediğimde. Ve nefsimle değil yani bana daha çok para ver. En güçlü ben olayım. En güzel benim gözüm olsun değil bu mesele. İhlasla ve hak ettiğim bir şey isteyebilirim Allah'tan. Bunu isterken de onu kalbime davet ederim. Şimdi diyelim ki evimize bir misafir gelecek sizin. Ve işte bir ay sonra ilk defa ya da beş ay sonra bir defa bir misafir ağırlayacaksınız. Ne yaparsınız o gün evde? Bir hazırlık süreci gerçekten. Bir hazırlık olur, bir temizlik olur. Akşamdan kalma olmayız. İşte belki hanımlar saçını başını yaptırır, üzerini falan düzeltir. Çoluk çocuk bir giydirilir. Ne bileyim ev bir toparlanır, temizlenir. O ikram için bir şeyler hazırlanır. Ve misafir sonra gelir. Şimdi Allah'ı ben kalbime davet ediyorum. Dua etmek için Allah kalbe davet edilir. Peki bu kalbi temizlemeyecek miyim? Hazırlık nerede? Hazırlık yapmayacak mıyım? Olduğu gibi mi gelecek? Hayır. Tabii ki duanın bir süreci vardır. İşte dua, duanın başarısı ve duanın o frekanslarının açılabilmesinin sebeplerinden biri o temizlik sürecidir. Ki bu temizlik süreci tövbeden geçer, bu temizlik süreci teslimiyetten geçer. Şöyle diyelim, ben bana verse de vermese de kuşkusuzca inanmıyorsam neden ondan istiyorum? O yüzden önce verse de vermese de önce ona teslim olup kuşkusuzca güvenmeyi öğrenmem gerekiyor. Kuşku duanın reddi demektir. Önce kuşkumu kaldıracağım. Bileceğim ki ben Hazreti Allah'tan bunu istiyorum. Verirse de vermezse de sesimi duyduğuna inanıyorum. Çünkü Allah bize surede diyor ki duanıza icabet edeceğim diyor. Kabul edeceğim diye taahhüt yok. Ama icabet edeceğim diye bize sözü var. Ve sözünü tutandır Allah. Bunu birçok ayette okuruz. Bakara suresi içinde böyle diyor. Duanıza diyor icabet edeceğim diyor. Yani o duanız bana ulaşacak, ben ona katılacağım. O kalbinize geleceğim siz dua ederken diyor. Ama kabul edip etmeyeceğimi garanti etmem diyor. Neden böyle? Çünkü bazen istediğimiz şeyin olmaması bizim hayrımızadır. Ama biz o günün nefsiyle, o günün düşüncesiyle diyoruz ki niye bu olmadı ya? Belki de o olmamalıydı. Niye ben şu arabayı değil de bunu aldım? Ben bunu almak için hayal etmiştim ama işte param buna etti, bunu aldım. Keşke yapalım. Keşke tasavvuftaki yasak iki sözcükten biri. Diğeri? Diğeri ben. Ben sözcüğü ve keşke sözcüğü tasavvufta tamamıyla yasak. Bu iki sözcüğü kullanmıyoruz. Peki dua ederken hayırlısıysa olsun mu, hayırlısıyla olsun mu? Her ikisi de olabilir. Yani hayırlıysa olsun en doğrusu. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında büyük dervişlerin duası şöyleymiş. Besmele'yi çekip derlermiş ki Allah'ım sen bilirsin amin. Bu kadar. Neden? Çünkü bana derdi veren o. Bana çözümü verecek olan o. Ne hissettiğimi, ne isteyeceğimi, istediğimin neyin hak olduğunu, neyin olmadığını her şeyi kendisi biliyor. Her şey orada. O zaman ben neyin açık adresini veriyorum? İşte kızıma kolej sınavında 95 ver ya Rabbi. bu ona tabii bu şey gibi, beddua gibi. Mesela beddua bunun tam tersi bir meseledir ve tırnak içinde söyleyeyim. Bir inananın Allah'a karşı yaptığı en büyük terbiyesizliktir beddua. Beddua bir terbiyesizliktir İslam'da. Neden böyle? Şöyle düşünün yani haşa. Şöyle düşünelim. Beddua nasıl bir şey? Diyorum ki Allah'a haşa, sen bilmiyorsun, ben sana falan kişiye ne yapman gerektiğini söylüyorum. Gibi. Ne münasebet. Ne münasebet. Hiç böyle bir dil olur mu? Bunu bir sevdiğine, sıradan bir arkadaşına bile söylediğinde kırabilirsin. Sen bilmiyorsun, git bunu buna böyle yap. İnsanlar arası ilişkide bile sıkıntı var bu cümlede.
Allah'a haddinle de sen bunu söylüyorsun. Beddua böyle bir şeydir. Ah etmek, ah tutmaz olay. Tabii bu sözcükler hepsi beddualar, ah etmeler, nazarlar, mazarlar. Hepsi İslam'ın içinde, tasavvufun içinde yer etmiş, bilinen kavramlardır. Bu nedir işte insanın ahını alma vesaire. Aslında düzenin adaletini korumak, eşitliğini korumak, düzende insanın insana karşı saygısını yönetmek için kurulmuş şeyler. Hani vicdan diye bir şey var, azap çektiriyorsan. Neden var bu? Allah bize azap çektirmek için keyif mi alıyor? Hayır. Bize diyor ki doğru yap ve güzel hisset. Yanlış yaparsan da kötü hisset ki doğru yolu bulasın. Şimdi bunları ben yapacaksam niçin yaparım? Hiçbir Allah için değil, hepsi benim için. İnsanlar namaz kılar, her şeyi yerine getirdim diye der. Kılsın, şükür, onda hiçbir şey demeyiz. Ne güzel, hepimiz için geçerli bir şey bu. Ama sadece o yeterli mi? Hayır. Namaz banadır. Başkasına ne yapıyorum? Ben o camiye gittim, namazımı kıldım, kalktım. Hiç yanımdakine dua ettim mi ona haber vermeden? Oraya o gün adım adım gelen bütün Müslümanlara dua ettim mi? Bir derdim varsa benzer derdime sahip olan başkaları için de dua ettim mi? Şimdi bunlar topluluk. Bunlar bir arada olduğumuz şeyler. Biz olan şeyler bunlar. Diğeri ben olan şey. Kıldım namazımı, tuttum orucumu. Tamam, kendin için bir şey yaptın. Ya da işte gittim bir tekkiye kapandım. Bütün ömrümü orada 5 vakit namazla portakal yiyerek geçirdim. O şey kime ne yaptın? Yaptığı şeylerle başkası yapmıyorsa da ona da benlik yapılır ya. Ben bunu yaptım, sen yapmadın mı? Ben orucumu tuttum, sen tutmadın mı gibi. O da ekstra bir şirke gidiyor. Herhalde dünyanın en büyük günahıdır. En büyüklerden kendi biri olsa gerek. Neden? Çünkü işte. Ya benim başım kapalı, senin değil. Ben namazımı kılıyorum ama sen kılmıyorsun. Namazının kabul edildiğini nereden biliyorsun? Başını örttün ama başını örtmüş olmanın Allah tarafından kabulünü nereden biliyorsun? Orucunu tuttun, orucu Allah'ın kabul ettiğini nereden biliyorsun? Mümkün değil. Komik bir şey söylerim daima derslerde bu yerde. Biz Hristiyanlar ve Yahudilerin, özellikle Hristiyanların dinleri kontrollü dindir. Hafta sonları gidip kutuya girerler, günah çıkarlar, yeni kontrol yükler papaz bunlara. Bizim dinimiz faturalı hattır. Fatura yazılır, hesabı da öbür tarafta öderiz üstelik. Bizde biraz daha zor bu işler. Peki hocam, şey merak ettim, biraz sohbetimize ara verelim de şeyden konuşalım. Şimdi önümüzde bir kitap çıkaracağını söylediniz. Yaz aylarına mı denk gelir? Biraz içeriğinden tabii ki çıkmadan çok bahsedemeyiz tabii, ama tabii. Ne üzerine alacak? Şimdi 4 tane kitap birden dört geliyor. 4 tane. Evet. Çok kaçıncı kitabınız demektir olacak bu arada? Kaç tane var? Bu 4 ile beraber 29 olacak. 29'a dayanacak. Bir tanesi bir Azerbaycan-Ermeni çatışması arasında bir aşk hikayesi gelecek. Bu işte roman, iki tane olan bir roman bu. Bu hem Türkçe hem Azerbaycan Türkçesi peki olarak gerçek gelecek. Yaşanmış biri ki. Kesinlikle. Hatta doğrudan yerlerine gidilerek insanların başından geçen dinlenerek, röportajlar alınarak çalışılmış belki bir hikaye. Belki ileride filmi de çekersiniz bunu. İnşallah, inşallah. Çok da düşündüğümüz, istediğimiz bir şeydir. Bir bu çıkıyor iki dilde. Birincisi Ersin Tatar Bey'in hayat hikayesinin bir yeni versiyonu hazırladık. O çıkmak üzere inşallah çok kısa sürede. Bir de yeniden sen formatında yeni bir tasavvuf ve gelişim kitabı hazırlandı şu anda. Bu hafta bitti. Yani herhalde peyderpey yaz başına kadar bunlar adım adım gelecekler Allah'ın izniyle. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. İnşallah. Bir de şarkı sözü verdiniz. İranlı bir şarkıcı, ünlü bir şarkıcı. Evet, ona da denk geldim de ondan önce konuk etmiştim sizi. Şimdi onu da konuşalım. Evet, nasıl da, oldu? O çok hoş bir şey oldu. Bu çok ünlü. Malika çok ünlü bir sanatçı İran'da. Protest bir sanatçı ve çok çok güzel sesi olan bir hanımefendi. Şimdi o benden bir şarkı sözü istedi melodilerini göndererek. Çok da acelesi vardı, şuydu. Ben de 10-15 gün İngiltere'de bir çalışmam vardı. Bütün İngiltere'ye o işe ayırdım. Ve oturdum, günlerce çalıştım. Ona bir tane güzel şarkı sözü hazırladım, gönderdim. Sonra bunun işte birkaç dildeki versiyonları hazırlandı. O versiyonlar bana sesli olarak geldi. O versiyonları biraz makaslayarak, Arapça da dahil, Farsça da dahil, onları biraz makaslayarak melodiye oturttum.
Onlara gönderdim. Siz Türkçesini hazırladınız değil tabii mi? Türkçesi sonra ama onların sözlerindeki de melodilerin aksamalarını bulup kendilerine söyledim. Yani buralarını törpülemek gerekir melodiye oturmalı diye. Sonra bunu yaptılar sağ olsunlar. İran'da bir eylem başladı. İran'da bir demokrasi eylemi var. Şu anda devam ediyor hala daha. Bir genç kız öldürüldü. İşte türbanlar yakılmaya başladı. Tabii dine karşı bir eylem değil bu kesinlikle. Dini alet eden yöneticilere karşı bir eylem. Onu söylemek lazım. Sokakta bu benim yazdığım sözlerle bu şarkı marş oldu. Bütün İran'da, sokaklarda bunu söylüyorlar sizin şimdi. Sizin yazdığınız evet. Ve gecikmiş olmamla birlikte geçen pazar teslim edecektim, bugün çarşamba. İkinci bir tane hazırlıyoruz şimdi. Çünkü o bayağı kullanıldı sokaklarda. Onun bir üst versiyonunu hazırlıyoruz. Bu sefer doğrudan sokağa ait bir marş hazırlanıyor. Onların demokrasi mücadelesine katkı koymak için. Çünkü geçmişte de çok mücadele vermiştim. Ben oradaki insanlar için bir sürü yönetmen dostum falan tutuklanıyordu. Onlar için de mücadeleler vermiştik. İşte Cafer Panahi var, çok ünlü bir yönetmendir. Cafer Panahi'yi tutuklamışlardı. İşte hafifletilmeden 6 yıl hapis cezası, 25 yıl senaryo yazmama cezası verildi adama. Hafifletildi bunlar, büyük olaylar olmuştu işte Almanya'da burada falan. Dolayısıyla oralardan tanıdığım bir sürü dost var sağ olsunlar. İşte biz onlardan bazen bir şey istiyoruz, birazdan onlar bizden istiyor, böyle gidiyor. Filme ağırlık verecek misiniz peki? Evet. Bu ödüllerinizden de bahsederseniz bilmeyenler vardır. Estağfurullah. Bu yaz bir sinema filmi gelecek Allah'ın izniyle. Gani Rüzgar Şavata'yla ortak bir projemiz var. Yani senaryosunu hazırladım. Senaryo tamamlandı. Hatta bugün 20'si mi? Bugün bugün bir görüşme bugün var. Bugün 18'i. Bugün 18'i mi? Ya evet. 20'sinde ben burada değilim. 20'sinde Gani Hoca İstanbul'da son görüşmesini yapıyor. Bir teknik çalışma ekibi çalışıyor orada. İnşallah önümüzdeki aylarda başlayacak. Bir sinema filmi çekiyoruz. Atatürk'ün annesini çekiyoruz. Zübeyde Hanım'ı çekiyoruz. Evet. Çok güzel düşünülmüş bir film. Evet, öyle duygusal, güzel, Türk insanına yakışır, tatlı bir senaryo yazdım. Allah'ın izniyle Gani Hoca ile birlikte çekime gireceğiz. Gösterime girdikten sonra da yine beklerim hocam, tabii konuşalım. Seve seve, tabii ki. Filmi de burada yayınlamamız uygun olursa o zamanki şartlarda. Seve seve, pek tabii ki. Neden çok olmasa. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür önümüzdeki ederim. Önümüzdeki projelerinizden bahsettik. Yarınki şeyden bahsedelim isterseniz son kez. İmza evet, gününüzden. Evet, çünkü yarın, izleyenler var. Tekrardan tabii, tarihleri, saatleri. Yarın inşallah Düsseldorf'ta olacağız. Bu akşam yolculuğumuz var. Bülent Gardiyanoğlu ile birlikte. Düsseldorf'ta 2 günlük bir atölyemiz var, bir özel bir çalışmamız var orada bir kitleye. Onun dışında büyük bir seminerimiz var, tamamen ücretsiz bir seminer ve imza günü var orada. Arkasından bir kitap fuarı ziyaretimiz var. 5-6 gün sürecek, sonra inşallah yola devam. Yani çok oradan gelip başka bir yerlere öyle gidecek. Bu yolunuzun arasında ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, teşekkür ederim. De. Bülent hocamıza da buradan selamlarımızı iletelim. Selamlar tabii. Bir Desibel programının sonuna geldik. Yarın yine farklı konu ve konukla karşınızda olmak üzere.